Arkadaşlar yıkayıp sirkeli suda beklediğiniz elmaları şöyle varsa tahta bir bıçağınız güzelce kesiyorsunuz. Yalnız burada dikkat etmeyin bir şey var. Bakın kesinlikle elmanın çekirdeğini alıyorsunuz. Niye alıyorsunuz? Elmanın çekirdeğinde siyanür vardır. Onun için elmanın çekirdeklerini böyle tek tek ayıracaksınız. Görüyorsunuz. Sirkeye çekirdeğe katmıyoruz. Böyle bunları tek tek parçalayalım. Evet arkadaşlar, elma temizleme ayıklama işimiz bitti. Dilimledik güzelce. Şöyle görüyorsunuz. Çekirdeklerin hepsini ayıkladık. Tahta bıçağımız. Ve bunları kabımıza yerleştiriyoruz. Evet, kabımız, sirke kuracağımız kabımız bir akvaryum. Bugün akvaryuma deneyeceğim ben bunu. Niye böyle yaptım? Çünkü akvaryumum benim 50 litrelik bir akvaryum. Ben geçen hatırlarsanız alış sirkelerini 8 litrelik bir kavanozu yapmıştım. Ölçümüz aynı, değişen bir şey yok. Ne yapmıştık? 8 litreye 2 kilo elma koymuştuk. 6 litresi koyup işte aparatlarımız neydi? Sirkemiz, nohutumuz, suyumuz, balımız, şekerimiz neyse. Yani bütün malzemeler 4 ile çarpıyorsunuz. Yani böyle büyük bir akvaryumda veya büyük bir sirke kurmak istiyorsanız öyle gidip de bidonlara falan kurmanıza gerek yok. Şöyle sağlıklı bir akvaryum, cam içine koyun. Aynı işlemi görür ve havalandırması daha net olacağı için. Daha büyük çünkü üst tarafı. Rahat bir şekilde yaparsınız. Evet, ben ne dedim işte, ölçümüz 2 litreydi bizim elmamız. 8 litrede bir kapta, kavanozda. Ben bunu 4 kat büyüteceğim. Yani 2 ise elmamız, 8 kilo elma koydum. İşte neyse 6 litre ise suyumuz, 24 litre yakın bir su koyacağım. İşte 8 litrelik bir kavanozda nedir? Bir bardak şey, bir kaşık kaya tuz atıyorsak 4 kaşık atacağım. Bir yarım bardak nohut atıyorsam bunu şu şekilde 1,5 bardak nohut atacağım. Bu şekilde malzemeyi de ekleyeceğim. Şimdi şu kalan elmalarımızı da koyalım buna. Evet, elma koymuşuz. Tamamen bitti. Görüyorsunuz. Şu anda içinde 8 kiloluk bir elma var. Yine bu elmalarımızı ne yapacağız? Yine tahta kaşığımızla karıştıracağız. İçinde dursun. Ne dedik? 8 litrelik bir önceki ölçülerimizde 2 litre elma koyup 6 litre su koyuyorduk. Şimdi 4 ile çarptık bunu. 8 litre elmamız oldu. Suyumuz da neydi? 6 ile 4'ü çarparsak 24 litre su koyacağız buna. Hemen şöyle suyumuzu koymaya başlayalım. Hazırlamıştım ben 5 litre su. Akvaryumun içine bu şekilde 4-5 tane koy. Evet, görüyorsunuz. Yarıya yakın su olacak. Onu 24'e tamamlayacağım bu litreyi. Evet arkadaşlar, şu anda 24 litre akvaryumuza temiz arıtılmış suyumuzu koyduk, görüyorsunuz. Bunda ne yapıyorsunuz? Bunu karıştırıyorsunuz. Yüzey geniş olduğu için karıştırmak çok daha rahat ve güzel oldu. Ve inanın bu şekilde havanızın, hani hatırlarsanız ağızları dar oluyordu. Bunda öyle bir sıkıntı çıkmayacak. Rahat rahat karıştırın. Çok güzel oksijen alacak elmalarınız. Neyimiz vardı? Tuzumuz, ben hazırlamıştım şöyle. 4 kaşık tuz. Kaya tuzunu atıyorsunuz yine. Yine 1,5 bardak veya 2 bardağa yakın diyelim. Nohut. Bu tabi çay bardağı. Onu da
Her şey yapmış şöyle. Çünkü anca yeter buna. Şunu şöyle karıştıralım. Neyimiz var? Balımız. Ne demiştik? 8 litreye bir kaşık bal demiştik. Ben burada aşağı yukarı 8-10 kaşık bal var. Bunun yarısı, yani ben zaten ne yaptım? 4 ile çarptığım için 4 kaşık bal bana yeter. Yani burada zaten bunun 8 kaşık ise yarısı bizim işimizi görecektir. Balımızı da katıyoruz şu şekilde. Evet, şöyle gezdirelim. Evet. Balışımız da tamam. Geriye kalıyor sadece geçen seneden hazırlamış olduğum, şimdi sirke anası olan elma sirkesi özü. Hani 8 litrelik bir kaba ne demiştik? Aşağı yukarı yine bir çay bardağı demiştik. Burada aşağı yukarı 3 çay bardağı işimizi görür yani. Ne fazla ne eksik, yeterli. Onu da katıyorsunuz. Şu anda karışımımız hazır. Akvaryumda elma sirkesi. İçinde bir balık yok. Evet. Diğer işlemlerimizin hepsi aynı. Ne yapıyorsunuz? Sabah akşam karıştırıyorsunuz. Sabah akşam karıştırıyorsunuz. Bir ay boyunca böyle sabah akşam karıştırıyorsunuz. Bu karıştırma çok sağlıklı olacak. Çünkü oksijenlenme burada çok rahat olacak. Öyle kavanozun boğazı gibi dar değil. Yerimiz geniş. Şöyle suyuna da bakalım ne alemde. Evet, hiçbir sıkıntısı yok. Gayet güzel. Sirke oluşumuna uygun bir suyumuz var. Evet arkadaşlar, akvaryuma ilk defa sirke kurdum. Bakalım nasıl olacak. İnşallah olur. Olacağını da düşünüyorum. Dediğim gibi benim akvaryumum 50 litrelik bir akvaryumdu. Ben normal ölçümü 4 ile çarptım. Yani bir sirke kurumunda 8 litrelik bir kaba kavanoza nasıl bir ölçü yapıyorsanız ben onu 4 ile çarptım. İşte 8 litrelik bir kapta 2 litre 2 kilo elma koyuyorsak 4 ile çarptım, 8 kilo koydum. Nedir onun ismi? 6 litre su koyuyorsanız 4 ile çarptım, 24 litre su koydum. Diğer ölçüleri de tuzunu, şekerini, baronu, sirkesini bu şekilde ekledim. Az biraz da ekşi maya ekmek atabilirsiniz bunun içine. Olay bu. Bunu sabah akşam karıştıracaksınız. Akvaryumumuzun zaten kapağı da var. Öyle bir sıkıntı yaşamayacağız. Şöyle alalım kapağımızı da. Evet. Üstü başı da temizce örtülecek. Havalandırmak isterseniz şunu açarsınız. Bunu da açarsınız. Hiç fark etmez. Ama ben komple kapağını karıştıracağım zaman alıp karıştıracağım. Dediğim gibi arkadaşlar, böyle büyük düşünenler için, yani 20-30 kiloluk sirke kuracağım diyen arkadaşlar için, öyle gidip de bidonlarda, plastik bidonlarda sirke falan kurmayın. Gelin böyle bir akvaryum bulun. Çok da sağlıklı olur. Hiçbir sıkıntı çıkartmaz. Evinizin bir köşesinde bunu çok rahat yapabilirsiniz. Evet, yine sorularınız olursa aşağıda yanıtlamaya çalışırım. Yapacak arkadaşlara Çin'den kolay gelsin. Başarılar diyorum. Afiyet olsun.